Ne haber, ne yaptın? Çok sıkıldım ya. Sıkıldın mı? On dakika. 15. Tamam. Ama sadece 15 dakika, tamam mı? Peki, bu güzelliği... Bu güzelliği neye borçluyum? İçimden geldi. Gelemez mi? Gelsin. Hep gelsin. Sizleri böyle zamansız bırakıp gittiğim için üzgünüm. Ailemin parçalanmak üzere olduğu çok aşikar. Gözüm açık gideceğim kesin. Öldükten sonra sizler için ne yapabilirim diye düşündüm. Ailemin parçalanmaması için yani. Aileyi parçalayan öz kızın. Bu yüzden vasiyetime özel bir madde ekletiyorum. Ender ve Beril ayrılmayacak. Onlardan bir torun istiyorum. Aynı şey kızım Şahika için de geçerli. Her iki çocuğum da öldükten sonra bana birer torun vermek zorundalar. Çünkü vasiyetimi tüm mal varlığımın torunlarıma kalması için düzenlettim. Eğer Ender ve Beril ayrılırlarsa Asuman ya da çocukları olmazsa mirasından sen de hiçbir şey almayacaksın. Böyle yaşayabilmek vardı. Sıcacık yuvamızda huzurlu. Daha hala böyle bir ihtimalimiz var. Oğlum ve sen olduktan sonra neden olmasın? Ciddi misin? Selvi. Halletmem gereken tek bir iş var. Ondan sonra yepyeni bir hayat kuracağız. Benim sana söylemek istediğim... Söyle. Peki. Yok, söyleyemeyeceğim galiba. Sen ne söyleyecektin? Selvi. Gökyüzümü veren kadınım. Aha, pabucu yarım. Çıkmış araya, oynayalım. Aha, pabucu yarım. Çık dışarıya, oynayalım. Odaya gir, kapıyı kilitle. Mehmet abi arı, kim varsa gelsin. Görüyorsun değil mi ne kadar vicdanlı bir adamım. Birkaç günde olsa mutlu ol diye sıkıştırmadım seni. Ama sen de pek yüzsüzmüşsün. Hani sana verdiklerimin karşılığı? Baktım Selvi'yi getireceğin yok. Gelip ben alayım dedim. Daha ne
ediyor bu adam? Nereye götürecektin beni? Ne o daha? Bakıyorum da sesin çıkmıyor. Yoksa hala Selvi'ye bahsetmedin mi teklifimden? Oğluna karşılık biricik aşkım. İkinizin arasında bir seçim yapmak zorunda değilim. İkiniz de benim canımsınız. Tabii ki seçimini oğlundan yana yapacaksın. Baksana bin tane adamla kapıya dayandı. Daha sabrımı taşırıyorsun hadi. Çocuğu uyandır, odaya gir, kapıyı kilitle ne olur. Biri gelirse sakın ha bir ses çıkarma. Selvi nerede? Sen beni ne sanıyorsun lan? O zaman çocuğu alayım. Alırsın çocuğu. Dahan, yazık oldu. Seninle anlaşabileceğimizi sanıyordum. Ama dediğime geldin işte. Hatırlıyor musun o gece söylediklerimi? Hatırlıyorum. Sevdiklerin bu yoldaki en büyük zaafın demiştin. Onlar varken kazanamazsın demiştin. Ama yanılıyorsun. Asıl onlar yokken ben kazanamam. Onlar yokken ben de yokum. Sana ne çocuğumu veririm, ne de sevdiğim kadını. O zaman ölümüne geldin demektir. Ne yapıyorsun? Selvi! Selvi dur! Selvi! Selvi bin bu arabaya! Bırak! Selvi! Selvi bin bu arabaya! Bırak lan! Selvi! Selvi arabaya binme! Selvi! Bırak! Bırak! Ben alacağımı aldım. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Selvi! Lan! Lan!
amcam. Ya tamam, sakin ol. Belki mutlu bir haber verecek bize. Evlenme mi teklif etti? Selvi nerede? Ayşe, dudağına ne oldu? Abi, Ender oğlum sormaya geldi. O mu yaptı? Hastane çık yukarı. Ne oldu? Çiftliği basmışlar abi. Kimseye sağ koymamışlar abi. Değişmesi gerekiyordu sadece. Ama bu senden ne kadar çok hoşlandığım gerçeğini değiştirmiyor tabii. Sen ne sanıyorsun ha? Senin kadının olacağımı falan mı sanıyorsun acaba? Ben daha ana aitim. Onunla olmayacaksam da ölürüm daha iyi. Ah be güzelim. Can ne kadar tatlıdır bilir misin sen? Şimdiye kadar Tekinzerden'a diklenen çok oldu. Sonunda hepsi kuzuya döndü.
Hazırlanman için yarım saat yeterli mi? Şimdi gidiyorsun, hazırlanıyorsun. Ben de burada seni bekliyorum. Eğer gelmezsen ben geleceğim. Ve artık bu kadar kibar davranmayacağım. Odamızı gösterin. O artık bu evin hanımıdır. Anne. Oğlum sana emanet. Güzel yürekli oğlum benim. Talihsiz oğlum. Hiç içimden gelmiyor ama sana gitme demeyeceğim. Git. Git al sevdiğini. Hadi gidiyoruz. Tek başımıza kaldık. Nasıl gireceğiz Zerdan'ın mekanına? Tek başıma da kalsam Selvi'yi oradan çıkartacağım. Kardeşim. Siz burada kalıyorsunuz. Oğlum, kız kardeşim. Annem size emanet. Emanetime sahip çıkın kardeşim. Merak etme abi. Yaşamak istiyorsan bana yardım edeceksin. Selvi'yi Tekin'in elinden alacağız. Ben hiçbir şey yapamam. O zaman yaşaman için bir sebep kalmıyor demektir. Dağhan hayır. Tamam dur. Belki yardım ederim. Benim belki'ye falan ayıracak vaktim yok. Selvi'yi oradan alacağız. Zerdan benim babam. Beni verirsen belki Selvi'yi alırsın. Sezai Bey biliyordu değil mi? Birliğin babasını bu yüzden öldürdün değil mi? Ne? Babanı bu it öldürdü. Suçu da benim üstüme attı. İşte yıllardır böyle bir yılanın koynundasın. Ne
Şimdi olmaz. Sana söz veriyorum. Babanın kanı yerde kalmayacak. Bir diştiyse bu kez inan bana. Bırak şu silahı. Bırak şu silahı. Kalk lan. Hadi kalk. Hayvan herif. Ah. Nefes alamıyorum. Geber. Ne oldu? Vay Yılmaz, aldın yanına. Barıştınız mı? Demek barıştınız. O zaman senin babanı Yılmaz'ın öldürdüğünü bilmiyorsun. Ah. Selvi. Selvi aç şu kapıyı. Sinirlendirme. Selvi. Selvi dedim. Çoktan kaybettin sen avukat hanım. Zeker! Ne oluyor lan? Zeker! Zeker! Yaklaşmayın! Yaklaşmayın! Sıkarım kafasına! Yaklaşmayın! Yaklaşmayın kafasına sıkarım. Ateş etmeyin sakın! Ateş etmeyin! İndirin silahları! İndirin! Enderi vuracaksınız salak herifler! İndirin dedim.
Selvi. Doğan. Git buradan. Yalvarırım git buradan. Seni almadan hiçbir yere gitmiyorum. Şimdi ne olacak? Adamlarına söyle çekilsinler. Yoksa kafasına sıkacağım. Tamam. Tamam sakin ol. Girin içeri. Kaybolun hemen. Herkes içeri girsin hadi. Kimse kalmasın burada. Neden geldin lan? Neden? Selvi. Sen olmadan ben yaşayabilir miyim sanıyorsun? Yaşadığım her şey seni bana getirmek içindi. Ne seni sevdiğim için pişmanım. Ne de peşinden geldiğim için. Sen benim ömürlük hasretimsin. Tamam sen yoksan ben de yokum. Sensiz yaşamaktansa ölürüm. Ölene kadar. Ölene kadar. Yeter lan! Başlayacaksın aşkınıza da meşkinize de. Takas üstüne takas. Pazarlık üstüne pazarlık. Sıkıldım doktor. Çok sıkıldım. Bir şey diyeyim mi? Ben de çok sıkıldım. O yüzden bitirmeye karar verdim. Sözüm varmış. Şimdiden düşünse niye dersin? Aklımda bir tane var. Ona babasını anlatacağım. Bir nefestim sönüverdim genç yaşımda. Dinler oldum selam. Sanla taşında helal eder dostlarım yanı başımda vakit artık vazgeçmekti. Kim? Seni kurtaracağım. Sen... Oğlum sana...